Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Dediğiniz gibi yani bir ilacı herkese eğer o hastalığı kesinlikle durduracağına inanıyorsanız, elinizde yeterli kanıt varsa hay hay. Herkese verebilirsiniz ama böyle bir şey yok elimizde. Bu virüse karşı kesinlikle bu virüsü ben şu ilaçla öldürürüm denilebilen bir ilaç yok zaten. Orada da şunu diyorlar ama hocam, diyorlar ki ne yapalım yani şu anda mevcut bir şeyi olmadığı için, tedavisi olmadığı için bunu vermek durumundayız, denemek durumundayız. Tıpla böyle bir şey olabilir. Ama o ikinci bir hata oluyor. O zaman o malpraktise giriyor o zaman. Çünkü siz emin olmadığınız bir şeyi veriyorsunuz. Bizim, Allah rahmet eylesin, çok büyük hocalarımızın yanında yetiştik. Ve tıpta bizim birinci kuralımız şudur hocam. Primum non nocere. Yani önce zarar verme. Emin olmadığın bir şeyi hastana veremezsin. Ona zarar verme ihtimalin var. Şimdi böyle bir ilaçtan konuşuyoruz. Etkinliği belli değil. Ya tutarsa diye bir zihniyet olmaz tıpta. O zaman tehlikeye sokarsınız hastanızı. Bir de birebir takip etmiyorsunuz. Yaş arası gruptaki çocuklardaki görülme oranı zaten 1/100.000'de 1 ölüm oranı. Peki neden onları da aşılayacağız diyorlar? O da doğru değil. Şimdi söylediğim ilaç famotidin. Famotidin, evet. Yetişkinler için 40 miligram tablet veya 20 miligram tablet gece yatmadan önce ya da sabahleyin aç karnına alındığı zaman, ben ki hastalarımı en baştan beri bunları veriyorum. Çünkü tanıdıkça virüsü, nereye bağlanıyor, nasıl içeriye giriyor. İnanın bana, bugüne kadar hiçbir hastam, takibimde olan hiçbir hastam COVID olmadı. Su, C vitamini, D vitamini ayda bir, her gün de alabilirsiniz ama ampulün her ayda alınması daha faydalı. Ve famotidin, başka hiçbir şey değil. Peki başka ilaçlar var mı kullanılabilecek olan? Serhat şimdi, hocam, ben, buyurun. Serhat hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Serhat hocam ben de bezme alemde 15 gün doktor arkadaşlarım şey yaptığında Hamza Hoca ile Asım Hoca famotidini bana da verdiler, evet. Ve çok faydasını gördüm. Evet hocam, tedavide de var. Yani bu o kadar basit ki ve çok da sevdiğim bir özelliği var hocam. Famotidin çok da ucuz bir ilaç. Peki yan etkisi var mı? Hiç yan etkisi yok. Çünkü yıllardan beri biliyoruz. Bakın ben 28 yılımı dolduracağım 31 Temmuz'da. Düşünün, öğrencilik döneminden. Yani 30 yıl, 35 yıl önceye dayanan ilaçtan bahsediyorum. Her şeyini biliyoruz. Yeni çıkan bir ilaç değil. Hani 8-8-3-3 veya diğer ona benzer, işte yeni çıktı, işte bu çok güzel bir şey. Hep onları biz zaten dikkatli sorgularız. Temkinli yaklaşırız. Bu ilacın her şeyini biliyoruz zaten.